Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Size uygun. En küçük 10 yaşında mıydı? Evet. 10 yaşında. Sen miydin? Sen. Diğeri... Ha? Diğerleri de gitti değil mi? Tamam. Peki ona göre seçiyorum. Size hayatta çok lazım olacak. Bu duydum ama abi sonra unuturum. Sen aklen unutsan bile ruhen her duyduğunuz unutulmuyor. O zamanı gelince kullanacaksınız. Ruh onu kullanacak zaten. Hiç endişe etmeyin. Şimdi hayatınızın her safhasında geçecek malzemeler veriyorum size. Her yerde. Tuvalette de lazım olacak. Bak şu. Evde lazım olacak. Anne babanla okulda ders çalışırken külliyattan çıkartılmış şeyler. Bir şeyi yapmadan niçin yapacağınıza emin olun. Adeta zarfın üstüne adresi belirlemek gibi. Dalgalı mı geliyor ses? Dalgalı sana abi. Evet, biraz onu şey yap. Şimdi ben size, hepimize bak. 10 yaşındaki çocuğa da bu ders. Mesela 40 varsın değil mi Mustafa? Evet. 40. 39. Ha. Şimdi herkese lazım olacak ders olduğu için yani. Onun için söyledim. 10'la 40. Ve ben kendime yazmışım. 50 küsür. Acaba şimdi bu dersi diyebilir miyiz ki ben 10 yaşındayım ve 40 yaşındayım, 30 yaşındayım. Bana bakmıyor. Bak, bir şeyi yapmadan niçin yapacağına emin ol. Bu hakikaten mühim mi? Yapman gerekiyor. Neye benziyor bunu sorman? Zarfın üzerine adres yazman gibi. Adres yazmadın ama çok istiyorsun. Bu mektup gitsin istediğine. Adres yazmayınca. Sen de çok iyi biliyorsun. Efendim Çanakçı'nın falan yerini falan hayal ediyorsun falan hep. Postacı nereden olacak? Senin kafana girmemiş ki postacı. Ona göre gitsin. O zaman yapacağınız işi niçin yapacağınızı önceden lütfen bir sorun kendinize. Mesela yurta geldiniz Ağustos bu. Ya ben niye gideceğim? Allah bedava. Allah hiçbir şey vermiyor. Değil mi? Ben eğitim almam lazım. Niçin alacağım? Evet, bu yaşta aldım aldım. Anne, babam var, annem var, amcam var, dedem var. Ne kadar böyle hoşlanmadığımız bazen hareketleri var. Koca dede ya, 60 yaşında dedemiz var. Bak bu hareketi yaptı, yanlış yapmış. Niye? Sizin bu yaşta ders almadığı için. O doğru biliyor ha. Ama siz yapmayacaksınız. O zaman ne yapacağınızı sorun. Ben niye yapacağımı? Eğer niye yapacağım diye soru sorabiliyorsan yapmadan önce, o zaman buraya gelirken çekeceğiniz sıkıntı hiçbir şey değil. Nedir sıkıntı? Anne babadan ayrıldın. Yatağından ayrıldın. Alıştığın bir düzen vardı. Ya falan. Evet. Bu sıkıntıları koy bir kenara. Ama bu aldığın ders var ya geleceğe. Hem bu aldığın ders, eğitim, bu sohbet senin dünyada değil, kabirde bile işine yarayacak. Kabirde de işine yarayacak. Öyle bir eğitim alıyorsun. Ama müsaade et de küçük bu kadar sıkıntıyı kaçmıyor. Şey yap, göğüs ger. Başka, hükmetmek istiyorsan ahengini kur. Şimdi ailede, sınıfta, okulda, sokakta ve kendinde. Yani kendinde daha çok. Mesela şöyle. De. Bir tarafımız olacak. De. Söyle. Ver ağzının payını. Sus ya. Ayıptır. Günahtır ya. Ya. Ama haklısın. Olmaz. Böyle ikilem var ya içimizde. De. Deme. Git. Gitme. Falan. Ver. Verme. Böyle olduğu zaman biz şöyle yapacağız. Bu bana yakışır mı? Ama bana böyle yaptı falanca. Herkes kendisine yakışanı yapar. Herkes layık olduğu yerdedir. Abi işte ya keşke adamın oğlu burada da olsaydı. O oraya layıktı. Buraya değilmiş demek ki. Tamam. Herkes kendisine layık olanı yapar ve layık olduğu yerdedir ve layık olduğunu söyler.
O zaman ahengini koru. Yani aldığın dersi, din dersi, aile dersi, edebini, hayanı, helal, haram kavramını her yerde uygula. Tuvalette de uygula. Bu haramdır, bu değildir. Bu yapmam, hayır bunu yapmamam lazım. Hayır bunu dememem gerekiyor. Ama içimde bir güç. O kim o? Benim nefsim. Üç ayrıldık ya. Benim nefsim, benim ruhum, ben diye. Diyeceğiz ki arkadaş sus buna, benim nefsime. Niye? Ahengimizi bozmayacağız. Ahengi bozulan adam ne demek biliyor musunuz? Ahengi bozulan adam şudur. Her an farklı farklı iş yapıyor. Bozulmuş değil mi? Yani nasıl doğru dahi olsa adamın doğrusu yanlışı belli değil Mustafa. Hep bir bakıyorum sabahleyin Hasan ayrı bir havadan, öğlen ayrı bir havadan, akşam başka bir havadan. Ya bana güven vermiyor ki bu adam. Böyle olacaksın. Yanlış dahi olsa böyle olacak. Beni ve sizi gören diyecekler ki bu budur. Bu adam budur. Ona göre irtibat sağlayacak. Akrabalardan gittiği zaman. Başka? Ahengini muhafaza et. Hiçbir şey seni yıkamaz inan. Konu anlattığım. Toplumun içinde kendinizi methetmeyin. Ben var ya ben ancak beya böyle kendini sakın methetme. Kendini methetme. Yani ben diye başlayıp ta nereye kadar ben şöyle yaptım, ben şöyle gittim. Mesela bak bir tanesini söyleyeyim. Bizde kalan şimdi bir tanesi var. Naitim alacak. Murat. 20 kellası yaptılar. İkindi de. Çayla yiyoruz. Hakikaten de hoşuma gitti. Demek ki yorgundum, ihtiyacım da vardı. Dedim ki, Mustafa oradaydı, biliyorum çünkü. Ya ne kadar, maşallah ya ne kadar hoş olmuş. Tabii abi ya ben diyor, ben yaptım diyor. Ben yaptım dedi bir tanesi. Ya hakikaten tabii ya ki. Ötekisi dedi ki ya sen yapmadın ne? Ya ben diyor fındığı ben kırdım diyor. Ürmeyi ben aldım diyor bakkaldan, tamam mı? Hadi, baktım ben deyince ne yaptığı bir şey soğuk oldu şimdi. Ben yaptım yok. Biz yaptık. Veya ses yapma, sahiplenme. Böyle olumsuz, hoş olmayan, yani başkalarına yıkılacak, cemaat zarar görecek. Abi ben yaptım. Hocam ben yaptım. Üzerine al. Ta ki o şeyden kimse, o kim yapmışsa o suçu, birisi sahiplenmese hoca da, baba da, anne de onu genelleyecek. Diğerler eve de o. Terör esecek. Bari de ki ben yaptım. Olumsuzlukları kendi üzerinize alın. Fedakarlık yapın. Bir kişi suçlu olur. Ama üzerinize almayıp kimse de almazsa burada 40 kişi var. 40 kişi suçludur. Ha? Böyle güzellikleri ya ben canım benim gibi olan var mı falan böyle. Hocam, abim hani traktörün şamını var ya böyle basarsın hava. Hocam bir tane de bizim ocağa böyle. Şamın gibi şişmemi. O şey benziyor, horoz gibi var ya horoz, bir de tavus kuşları var böyle, böyle kabarıyorlar. Kabarmamak lazım. İyilikleri üzerinize almayın. Çünkü iyilikleri yapan Allah'tır, isteyen Allah'tır. Rahman istiyor, kudret yaratıyor. Sen şöyle şükredebilirsin, Allah bana nasip ettiğin için hamd olsun. Yani senin elinde gösterildiği için şükret. Başkasına hava atmak için, üstünlük gelmek için sakın yapma ve söyleme. Mesela bugün temizlik günü bitti değil mi? Temizlik mi yaptın sen? Tabii ya ben büyük adamım falan. Arkadaşlar nasıl gördünüz mü? Mesela bir tanesini örnek verin geçeyim. Hasan kardeş buyur abi. Bugünlerde falan aşağıda merkez camisine gittin mi? Dedi. Yok abi hayırdır? Yok sordum. Ya keşke gitseydin falan. Ya ne oldu hayırdır? Bir şey mi oldu? Ya bu caminin girişinde hemen sağına bir tane ben ışıldak mı ne diyorlar? Onu taktım da acaba oraya oldu mu diye soracaktım. Meğer camiye şey takmış. O eskide vardı elektrik kesilince pat diye giriyordu ya devreye. Işıldak mı bir lamba açtı böyle floresan. Ya oraya uygun mu olmadı mı diye soracaktım sana yani. Ne kadar masum bir iddia değil mi?
Abi oraya uygun olmuştu ama sana hiç uygun olmadı dedi. 99'u gitti, biri kaldı. 99 veya Murat, Cevşen niye okumuyorsun kardeşim, her gün okuyacaksın. Cevşensiz olur mu ya? Bak biz her gün bitiriyoruz. Ne oldu? Her gün bitiriyor. Yani ben her gün bitiriyorum nasıl diyeyim? Direkt diyemem de bir yem atmam lazım. Sen okuyor musun? Niye okumuyorsun falan derken bu arada ben koyuyorum bunu. Bak her gün bitiriyoruz kardeşim yani. Böyle bir tane menkıbede yazıyor, kitapta yazıyor. Diyor ki amm diye de. Adam bir tanesi namaz kılıyor. Ötekisi iki kişi var. Bu adam görüyor musun bu adamı? Bu adam o kadar nafile namaz kılar ki ne zaman mescide gelsem namaz kılıyor. Demiş iki kişi. O da duymuş namaz kılarken. Namazı bitirdik, selam verdikten sonra oruç da tutuyorum. Kaçı gitti, siz söyleyin. Kaçı? 99'u gitti, kaçı kaldı? Biri kaldı. Gitti. Leküm dinüküm veliyedin. Burayı kim temizledi? Abi kim yapar tabii canım? Adam bayağı şey oldu, zor oldu ama elhamdülillah ben yaptım ya. 99'u gitti, biri kaldı. Olmaz, yapmayacağız. Ondan sonra evde mesela, ya bunu kim yaptı ya babanız diyecek, tamam çocuk. Baba biz hep beraber yaptık. Kardeşlerimle, annemle beraber. O hatırlıyor diyecek, ha iş babaya da güzel bir ders. İnsanlara değeri kadar kıymet ver, fazla verirsen kaldıramaz. Mesela ulan sen var ya, sen öyle bir adamsın ki falan, adama öyle bir değer verdin ki ona onu verilecek kadar değil yani. Altın dahi olsa taksiye 2 ton yüklerseniz taksi ezilir. Abi niye ezilsin ya? Altındır bu. Altının altına kim ezilir? Kardeşim bir şey hadden geçerse, haddini geçerse dert getirir, öldürür. Altın dahi olsa arabanın tonajından fazla yüklerseniz ezildiği gibi. İyi metiye dahi olsa, met ediyorsun ama haddinden fazla verdin mi adam eziliyor. Yani bu bir. Bazıları haddinden fazla hak verirsen ezilir. Bazen de çoğu zaman, bazen değil mi, çoğu zaman o adam öyle inanır, sen tevazu teşvik için dedin ya, o da o işi öyle takınır. Öyle olduğunu zanneder. Sonra başına bela olur. Bir. Yaşlılara söylüyorum. Size de evde uygulayabileceğiniz bir şey söylüyorum. Cahile, cahilin olduğu yere, çocuğun olduğu yere, ehli olmayan yere tevazu yapmayınız. Estağfurullah siz bilirsiniz. Siz daha iyi bilirsiniz. Hayır, cenaze edeyim mesela. Ders yok tabii, patti. Ya estağfurullah siz buyursanız. Neyi buyuracak kardeşim? Ben burada tevazu yapmam ki, bu beraber. Yani bu dersi ben yapacağım tabii ya, işim benim bu. Bu da riyakarlık da olmaz, tamam mı? İşin ehline vereceğiz diye. Yani bir, cahil olan bir yerde, çocuk olan yerde, tamam mı? O işin ehli olmayan yerde tevazu yapmayınız. Ya estağfurullah bizim şey, ya tabii siz daha bilirsiniz. Neyi daha bilirsin ya? Cahile tevazu yaparsan inanır öyle. Öyle muamele eder sana. Ne var lan diyor bu sefer, el ayak hareketleri şakalar çekmeye başlar. Ense çekmeye başlar bu sefer sana. Kendisinden bilir. Onlar da cahile o kadar yakın içli dişli olmayacaksınız. Kendisi gibi zanneder seni. Kaldıramaz verdiğin değeri. Verdiğin değeri kaldıramaz kardeşim. Ne kadar kıymetli de. Altın veriyorsun ama 10 kilo olsa taksi götürür. 20 kilo götürür. 300 kilo götürür ama 3 tonu götüremez taksi. Altın dahi olsa götüremez. Başka? Hayatınızı hayatınızdan daha kıymetli şeylere hedef gösterin. Hayatınızdan daha kıymetli neyiniz var? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Değil mi arkadaşlar? Hayatınızdan daha kıymetli ne var? Mesela ben hayatınızı alayım. Neyiniz kalır dünyada? Hiçbir şey. Hiçbir. O zaman en kıymetli şeyiniz hayattır. O zaman hayatınız en kıymetli ise hayatınıza hayatınızdan daha kıymetli hedef gösterin ki bu hayat yaşamaya değsin ve sıkıntı çekmeyesiniz. Bu asrın insanlarının sıkıntı çekmesi, panik atak olması, depresyon olması, buran olmaları iddia ettikleri değil. Hayatlarından daha basit şeyler için koştuklarındandır. İddia sözler demiyorum.
hayatımızdan daha kıymetli bir şey olmadığına göre bu hayatımıza hayatımızdan daha kıymetli hedef, maksat gösterirsek bu hayat yaşamaya değer. Yoksa hayat başa bela olur. Yaşamakla yaşamamak, intihar ile yaşamak aynı olur. Adam bunalım geçiriyor onun için. O zaman hayatınızdan daha kıymetli nedir siz söyleyin. O zaman söyle bakalım. Hayatından daha kıymetli ne vardır mesela dünyada? Kendimiz. Kıymetli. Evet. Başka? Hayatımızdan daha kıymetli neyimiz var? Hayatınızdan kıymetli ne bana gösterebilirsiniz? Hadi bakalım. Senden daha kıymetli kim var? Yani bütün hepsini düşün. Senden daha kıymetli kimdir? Mesela deseler ki senden daha değerli kim var? Allah değil mi? Bizim Allah bizden daha değerli değil mi? Daha değerli. Peki o zaman hayatımızdan daha değerli olan Allah'a hayatımızı bağlarsak hayat yaşamaya değer. Yoksa değmez. Abi böyle dindarlar var, Müslümanlar var, böyle dindar gözüküyor ama panik şey var. Onlarda bir itikat bozukluğu var. Yani iddia ediyorlar davayı. Din şöyledir, nurculuk böyledir, işte Süleymancılık yani her şey peşine koşuyor gibi ama buhran geçiriyor. Senin bir hinlikleri var orada. Yoksa o geçirmemesi lazım. Psikoloji sorunu hayatımıza hedef gösterememekten kaynaklanıyor. Hayatımızdan daha değerli bir şeyin peşine koşacağız. Kuru kuru koşmak değil, iddiadır o. Nurculuk çok kıymetlidir falan böyle yürüyor. Eylemde var mı? Ne yaptın nurculuk adına? Bir musluk tamir ettin mi? Yeri süpürdün mü? Derslere gittin mi? 10 dakika kitabı açtıp okudun mu? Ne yaptın? Çok sevdiğin adına ne yaptın? Çok sevdiğin, iddia ettiğin şey hakkında ne fedakarlık yaptın? Hangi sıkıntısına katlandın? Çok seviyordun hani. Hani Allah'ı çok seviyordun, namaz yok. Hani ahirete inanıyordun, oruç yok. Ya. Hani insanlara çok seviyordun, zekatın yok. Hani kendini çok seviyordun, kendini değer veriyordun. Eğitim almıyorsun. Eğitim, kitap okumuyorsun. Hani kendini çok seviyordun. Senin kitap okuman bana katkı sağlamıyor ki. Ya. Başka? Geçmişin seni takip etmesine müsaade etme. İzini, kokunu ve alametlerini sil. Yollarında olmasın artık. Ya insanları bir psikoloji şeye sokan da şu. Ya ben bir ay önce bir psikoloji şeyi geçirmiştim. Bir ay önce, 15 gün önce de şöyle oldu. Geçmişin seni takip etmesine müsaade etme. Geçmiş geçmiştir. Ben şöyle yapıyorum Murat'ım. Telefon ediyorlar. Mustafa da biliyor yakını. Abi geçmiş bayram mübarek olsun. Bırak kardeş ne bayram lan? Geçmiş geçmiştir ya. Ustad demiş. Teşvik için abiler demiş. Geçmiş bayram mübarek olsun. Geçmiş mübarek olur mu? Geçmiş olanın mübarek olma. Bitti. Ha bir selam manasındaysa tamam, gerek yok onun. Abi ya seni çok seviyorum. Zeytinburnu'na oturuyor. Zeytinburnu'da bana bayramlaşmaya gelmiyor. Ve telefon ediyor. Zeytinburnu'da bana telefon ediyor. Abi bayram var kızım. Halide neredesin kardeşim? Zeytinburnu'dayım. Sümer Mahallesi'ndeyim. Ben de Gökak Mahallesi'ndeyiz. Yaya gelse 15 dakika sürmez. Kardeş, çok seviyorum seni. Onu takkiye anlat. En güzel günlerde bile beni hatırlamıyorsun. Beni nasıl seviyorsun? Yani eylemci olacağız. Alemci değil. Öyle iddia şey değil. Yani davanın peşine koşacağız. Biz bayramlaşmayı bile bilmiyoruz. Bak bu arada da söyleyeyim. Bayram kimle bayramlaşılır ilk önce? Nasıl yapılır? Bak gideceksiniz. Eğitim aldınız gideceksiniz. Hiç mi öğretilmedi diyeceğim. Camiden çıktınız bayramda. İlk önce ruhunuza, ahiretinize, Allah'ınıza katkı yapan ulema babanızdan kıymetlidir. Hocalarınız babanızdan, annenizden değerlidir. Allah'ın dininde şöyledir. Şehidin kanı, alimin kanı değil. Alimin kalemindeki mürekkepten düşüktür. Çünkü şehidi yetiştiren, eğitip de kahraman yapıp da onu şehit olmasına sebep olan alimdir. Onun için alimin ilmini simgeleyen mürekkep, şehidin kanından üstündür. O zaman baba dünyamızı, anne dünyamızı vesile oluyor. Bizim ise alimlerimiz,
İmam azamlarımız, Bediüzzamanlarımız hatta bize bu eğitimi veren, bu müesseseleri açıp bize Allah için fedakarlık yapan, hiçbir şey talep etmeden abi aidat veriyoruz. Aidatınız buranın gideri arkadaşlar, elektrik, su, ekmeğiniz, gezerken arabalarınızı mazotun ya. Yoksa bu insanlar maaş almaya kalksak biz verebilir miyiz? Ben maaş alabilir miyim ya? Bak Zeytinburnu'dan 2 saatlik şey yolda geliyoruz. Olur mu? Olmaz. Ha sizin o, sakın ha kafanızı aldatmasın, o aylık aidatınız şeyiniz, buranın elektriği, suyudur, yediğiniz ve hastanelere hastalanınca sinirsel değil, arkadaşını götürüp medine masraf, araba gezme vesaire. Tamam. O zaman ne yapacaksın? Camiden çıktın bayram. Hemen ruhuma ve Allah'ıma katkı yapan yakınsa ziyaret edeceğiz ilk. Sonra döneceğiz. İlk ulema, o beldenin alimleri ziyaret edilir. Sonra, dinliyor musun tatlım beni? Ha. Sonra akrabamızda en böyle alim olanı, yaşlı olanı değil, en alim olanı, genç dayı olsa, gideceğiz elini öpeceğiz, duasını alacağız. Sonra akrabamızda yaşlıları, babaannelerimizi, ninelerimizi. Sonra döneceğiz anne babamıza, yakınlarımıza, sonra ölülerimize, mezara gideceğiz. Adam cebna, en son mezarlık, camiden çıkıyor, önce mezarlığa gidiyor. Ölüye gidiyor diriler varken. Hızır abi vardı, Hızır abi, Allah rahmet etsin. Rize'ye gittim, baktım, şey dedi Murat. Perşembe günü abi, derste kimse yok. Umumi ders günü, hiç kimse yok Murat. Sen tanıdın mı Hızır abi? Yok, tanımadım. Tanımadın, ne dedi mi? Bir gittim baktım bizim bir köy var, 30-40 kişi var. Oysa böyle yüzün üzerine o tarihte yani, 83-85. Ondan sonra dedim ki, Harun. Aa bizim abi kimse yok dedim ya, hayırdır ne oldu? Ne oldu cemaate, niye kovdun, ne yaptın? Bunlardan bir şey olmaz. Niye olmaz dedim ya, niye olmaz? Bunlar kafasız, kafasız. Niye Hızır abi, hayırdır? Ulan dedi, burada birinci hoca varken dedi, 40. hocaya gidiyorlar dedi. Rize'den Erzurum'a gidiyorlar. Birinci hoca buradayken diyor. Birinci hocayı bıraktılar diyor, 40'a gidiyorlar diyor. Ama şaka dedi ama doğru da söyledi. Tevhid noktasında istisnadır. Allah mekanını cennet etsin, vefat etmiş. Bana tevhid noktasında Risale-i Nur'u okurken kafanı kaldırıp kainattan örnek verme yöntemini yapa yapa beni alıştıran, bana katkı yapan o. O tevhidi alemimde şekillendirip misallendirme alemimde o vermiş abimiz. Demek ki ilk önce birinci hoca, sonra 39-40. hoca. Yani ilk önce demek ki camiden çıktık, bayramımızı en mukaddes anımız, en mukaddesi, o mukaddesi bize öğreten, bayramı bize öğreten, o Ramazan'ı ve kurbanı bize anlatan ve bizim oruç tutmamıza sebep olan, katkısı olan adam ilk hak ediyor. Ahiretimi inşa ediyor. Allah mı bana anlatıyor? Bana neyi anlattı? Allah'ı mı? Anlatılan şeyin değerine göre o insanlar sıraya konur. En değerli Allah'tır. Beni en çok Allah'a götüren alimdir. Sonra akrabamın alimleridir. Sonra akrabamın yaşlılarıdır. Ha. Dinden uzak olan akrabalarınıza ne var ne yok falan gidin tam fefirüller meçhul. Daha şey yapmayın. Çünkü biz onun yanına gidersek zarar görürüz. Bu arada ne anlattın? Yani ziyaret etme edebini de öğrendik. İlk önce onlar ziyaret edilir. Tamam. Abi ama biz efendim Ankara'dayız, Fransa'dayız, bilmem Malatya'dayız, çeşitli yerlerde geldiniz ya. Ne yapacağız? Çıktığın zaman ilk önce abi bayramdan çıktım. Abi hürmet değerlerinden öperim, bayramını da tebrik ederim. İnşallah müstecap yani değerli ve bence çok kıymetli olan duanı beklerim abi. Bayramdan çıktım sizi arıyorum abi. O adam ne yapar? Kapattı telefon ve sana da gerekeme. Ondan sonra ne der? Bu insandır da duvar değil. Kaldırır elini. Allah'ım ya. Hakikaten ilk önce cumada veya bayramdan çıktı. Böyle bana muamele edene sana havale ediyor. Nasıl böyle bana davrandıysa Rabbim sen de ona öyle davran. Alemine birinci şeyi koyduysa sen de rahmetinle birinci sıraya koy. Ben duamda şöyle diyorum ya Rabbi. Kim bana nasıl dua ediyorsa, kim benden ne bekliyorsa, kime söz vermişse,
kimin bende üzerime hakları varsa, kim hizmet imaniyle meşgulsa, ne kadar diyorum ki bak ezberledim. 5 tane kesinlikle. Ya Rabbi onlara öyle muamele et. Rahmetinle kucakla Allah'ım. Onlara cömert ol Allah'ım. Öptüme ediyorum. 5 vakit namazında kim benden ne bekliyorsa, kim bana ne dua ediyorsa, kime söz vermişsem, kimin bende hakkı varsa, kim hizmetle alakadar oluyorsa, ya Rabbel alemin, Muhammed'in hürmetine, onlara merhamet eyle, dertlerini bertaraf eyle, sıkıntılarını bertaraf eyle diye dua ediyorum. 5 vakit. İyi ki, bir de başka da okuyayım. Sıkmıyorum değil mi sizi? Tamam, bayramdan böyle yapacağız, tamam mı? Uzaksak telefon edeceğiz hemen. Abimize, abilerimize, hocalarımıza telefon edeceğiz. Onların dualarını alacağız, gönüllerini hoşnut edeceğiz. Abilerimiz bize çok büyük katkılar yapmış. Ondan sonra başka bir orayı. Sen kendi kendine telkin ettikçe güçleneceksin. İyi olmaya başka yerden, havadan bekleme. Yani nasıl iyi olacaksın bilmiyorum. İlaçtan, ekmekten arama. İyi olmanın şudur. Kendinize ben iyiyim. Hep iyi şeyleri düşünün. Kötü şeyleri düşünüp iyi olan olamaz. Şöyle diyeyim. Moral bozucu bir film seyrediyorsunuz. Haberler öyledir. Haberler demek, Türkiye'deki haberler, Kemalizm olduğundan, nerede olumsuzlukların varsa yayıldığı yer demektir. Haber o demektir. Haber falan değil o. Olumsuzlukların telkin edildiği, olumsuzlukların insanların kafasına zerk edip, insanların dimağını paramparça edildiği zemin demektir. Şimdi arkadaşlar, iyi olmanın yolu şu. Ben mesela burası kötüdür. Burada da kötü insanlar var. Hep kötü kötü şeyler konuşuyorlar, kötü işler yapıyorlar, gıybet ediyorlar, kötü şeyler seyrediyorlar. Burada sizin iyi olmanız mümkün müdür? Olmaz. E şimdi kötü, iyi bir yerdesin, iyi arkadaşlar var. Hakikaten iyi şeyler konuşuyorlar yatakta vesaire. E sen de ne kadar kötü olsan buraya göre düzelirsin sen de. O zaman iyi olmak istiyorsanız kendinize devamlı iyiliği telkin edin. Mesela yürüyorsunuz hayal kursan. Oğlum bunu nasıl dedi ya? Kitabımı da attı oradan lan. Oğlum bu lafı da Ramza'dan vallahi laf yetiştirmişti bana. E şimdi böyle yürürken kendini mutlu hisseder misin? Oh be iyi ki yaptım ya. Konuş böyle düşündüm. Kendimi ne kadar mutlu hissediyorum. Ölmüş olalım. İyi düşünürseniz kendinizi mutlu hissedersiniz. Ben kendimi kötü hissediyorum. Anne babanız derse söyle diyeceksin. Anne kendini kötü hissediyorsan inan kötü şeyler düşünüyorsun. Doğru düşünürken asla kendinizi kötü hissedemezsiniz. Eğer kendinizi kötü hissediyorsanız doğru düşünmüyorsunuz demektir. Kesin bu. Kim kendisini kötü hissediyorsa kötü şeyler düşünüyor. Ben elimden geldiği kadar tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Asla ve kata olumsuzlukları sokmamaya, düşünmemeye çalışıyorum. Onun için 1980'den beri haber seyretmiyorum. Haber düğmeye basıp haber dinlediğimi hiç hatırlamıyorum. Belki yapmışım ama hatırlamıyorum. Yani olmaz. Hatırlamıyorum. İnan bütün imkanlarım olduğu halde hatırlamıyorum. Şaşıracaksınız ama seçim oldu değil mi? Bir hafta mı? Ben evet birisi kazandı biliyorum ama %100 kesin oranını bilmiyorum. Kimisi yüzde abi 50 küsür şu, kimisi böyle şöyle dedi. Hangisi kesindir diye gidip bakmadım, inanın bana ya, bakmadım. Peki kötü iş, niye? Niye yapıyorsun abi gayreti? Hayır ben çöp tenekesi değilim, İstanbul çöplüğü değilim ben. O bilgi, o pislik, o olumsuz, o negatif, o böyle dedi, bu şöyle dedi. Ya ben kendim bunlarda nasıl sıyrılacağım ya? Bir sürü işim var. İyileri düşün. Abi nasıl hareketlisin canlısı falan. Bak ilaç da kullanmıyorum elhamdülillah. Mutluyuz da. Niye? Hep olumlu elimden geldiği kadar. Birisi bir şey anlatacak değil mi? Derdini anlatacak. Dur tamam neticeyi söyle. Tasvir etme. Abi kocamdan şöyle oldu, abi hanım böyle oldu, çocuk bilmem kanser. Bırak şimdi tamam sor. Soracaksın ne kardeşim? Ben kanserim ne yapayım? Ha öyle sor. Acayip acayip ya. Öyle öyle videolar getiriyorlar. Yok kolu kesilmiş mi? Seyretme arkadaş. Motordan abi işi göstereceğim. Ne göstereceksin dedim dün.
Abi motordan o köpek taşırken tüm köpek düşüyor. Bana bunlar niye söylüyorsun lan? Niye söylüyorsun bunu? Kızacaksın. Niye söylüyorsun demedim. Niye söylüyorsun? Niye getiriyorsun bana bunu? Hayırdır, ne demek istiyorsun bana? Beni hizmetin devre dışı bırakmak mı istiyorsun? Nur hizmetini darbelemek mi istiyorsun? Yok estağfurullah, ustadım sözleri bunlar. Bana diyor kötü haberler getirerek diyor nur hizmetine darbe vurmak mı istiyorsunuz? Sübel abi demiş. Kuşlu abiye. Ustad böyle dermiş. Eli dalanık onun için yapıyor. Haberleri onun için yayıyor. Kötü haberleri dinleyip o gün akşama kadar hani kim mutlu oldu? Mutlu olmayan bir insanda mutlu iş olur mu? Duymayacak mıyız? Duymayacaksın. Çağırır mısın sen? Hasta varsa doktora gitsin. Doktor musun sen? Demek ki ne yapacağız arkadaşlar? Kendimize, dinliyor musun delikanlı? Kendimiz hep doğruyu düşüneceğiz. Olumsuz düşünmeyeceğiz. Tamam. O şeyi bırakacağız. Düşünceyi. Hep güzeli düşüneceğiz. Hadi bakalım. Unutma. Enfusi için böyle dengesiz olursa sorunları yaşarsın. Korkma. Endişe etme. Sen çok güçlüsün. Ne şeytan ne bilmem ne melun. Hiç kimse sizi dokunamaz çünkü insan çok güçlüdür. Abi bazılar rahatsız olmalarının sebebi özgüvenleri olmadığından, kendilerini güçsüz zannettiklerindendir. Şeytan kime musallat olur biliyor musunuz? Zaten şeytan. Kim kendisini kötü hissederse, ben iyi değilim, güçsüzüm, ben haklayamam. Olur mu lan öyle bir şey? Mesela güreşe çıkacak, tamam mı? Çünkü Kırkpınar güreşi. Bir güreşçi düşünün. Böyle miminti miminti gibi, ya acaba yenebilir miyim ya falan, ya bu bak olan ya falan, ya acaba ya falan takar mı? Ötekisi, kim lan benim karşıma çıkacağım? Zaten heybetiyle zaten bitirdi adamı. Şimdi şeylere, sıkıntılarımıza da, dertlerimize şeytana dönün. Kimsin lan sen? Kur'an'ın tabiriyle sırf evvan verirsin, başka hiçbir özelliğin yok. Ama acaba mesela şeytana şey okuyor. Bu da özümüne biraz beni kinasıyla inasıyla. Acaba gelecek mi? Hem okuyor hem korkuyor. Ha saklanıyor. Lan dursana. Kulazı bir Rabbin naz, Melikin naz, İlahin naz. Ama bir şey yapacaksın. Kulazı bir Rabbin naz, Melikin naz. Şeytan dalga geçiyor lan. Dalga geçiyor. Kendini güçsüz hissetmek. En büyük güç veriyorsun adama. Onlar hep serseri ya. Değerleri yok ki Allah'ın. Allah'ın nazarında değeri olmayanın değeri mi olur? Gücü mü olur? Size söylüyorum bir daha. Allah'ın nazarında değeri olmayanın gücü mü olur? Olmaz ki. Öyle bir şey yok. Onun için kendinizi güçsüz bilin ve doğru budur. Şeytanın en büyük tuzağı kendisine tabi olanlara kendisini unutturur ve insanın zayıf olduğunu, güçsüz olduğunu, sen beceremezsin, yapamazsın, muvaffak olamazsın. Yok canım sen ya o sen. Sen kim bu şeytan kim? Şeytanı yesinler sabah kahvaltısına, peynirin arasında. Şeytan neymiş? Bak şu anda hiçbir şey demiyor bana şeytan. Serseri. Başka, eline kalemi kağıdı al, seni rahatsız edenleri usanmadan yaz, senin güçlü yönlerini de yaz, o seni rahatsız edenlerin yok olması noktasında zayıf taraflarını bul, onlara iç aleminde yüzleş ve bitir, yani iç aleminde tek tek onları bitir, adeta önüne çıkan taşları ya sürükleyen, ya da üstünden geçen nehir gibi olacaksın. Nehir? Önüne geldi değil mi engel? Ya o taşı sürükleyecek ya üzerinden geçecek. Sıkıntın var. Tamam al kalemini. Bir sıkıntısı olana söylüyorum ya. Al kalemini büyük ve küçük. O yaşından 60 yaşındaki insana hitap ediyorum. Sıkıntı ben son kelimem olsun, şey olsun. Konuda gitmeyeceğim. Al kalemini. Tamam çıkar. Ne için sıkılıyorum? Yaz. Bir muayyenleşti böyle böyle yuvarlak yapar şeytan özelliği yani belli olmayan bir karamsarlık ne bilmiyorum. Ulan sıkılıyorum niye? Sen moralin bozulmasına sebep ne? Al kalemini yaz. Şundan dolayı sıkıldım. Tamam şundan dolayı sıkıldım. Demek ki bundan sonra öteki tarafımızı alacağız. Nasıl alacağız? Hangi yönlerin güçlü? Güçlü yönlerini al. Tamam. Mesela şöyle uygulayayım. Allah'a. Şöyle diyeyim. Allah göstermesin ama en kötü senaryoyu yapayım. Annem hasta. İyi bir hasta, ciddi bir hasta.
Beni o üzüyor. Annemin hastalığı üzüyor. Veya kendimize daha ağırını söyleyeyim. Kanserim. Tamam. Benim üzülmeme sebep, daha bundan daha ileri üzülme sebebi olur mu? Olmaz. Hemen altına yaz. Zayıf yönün bu kanserim. Altına yaz, güçlü yönün. Bir, Allah'ım var. Allah kanserden büyüktür. İki, kanser öldürmez, Allah öldürür. Dört, imanım var. İmanım var. Beş, çoğu sağlam insanların vücudu sağlam, ruhlarında namaz, oruç olmadığı için ruhları kanser. Benim bedenim kanser, ruhum sihatlı. Güçlü yönleriniz bak nasıl sıraladınız? Seratan geçiyor Arapçada kanserin. Namaz kılmayan, oruç tutmayanın ruhu nedir biliyor musunuz? Hutbe-i Şami'ye de söylüyor. Ruhu kanserdir diyor. Seratan diyor. Ruhu kanser, ruhu. Adam namaz kılıyor, orucu var, davası var, kitap okuyor. Bedeni kanser olsa ne olur? Rabbine çabuk kavuşacak. Mevlana diyor ki, ölüm anı demiş. Düğünde sevgilisine kavuşma anı gibidir diyor. Bak ölçüyü kaybederseniz, ölçüyü kaybederseniz nerede nasıl duracağınızı bilemezsiniz. Nereden nasıl sıyrılacağını da bilemezsin. Bakın kalemi al dedim bir daha söylüyorum. En seni sıkan olayı ne olur yaz. En ilerisini söyledim ya. Tamam. Ben kanserim. Daha ilerisi var mı? Ben kanserim. Üzülme sebebim budur. Tamam. Zayıf yönüm. Güçlü yönlerim. Bir, Allah'ım var. Allah kanserden büyüktür. İki, yuhyi ve yumit. Dirilten, öldüren Allah'tır. Kanser ona sebeptir. Üç, her şeyin dizgini onun elinde. Her şeyin anahtarı onun yanında. Sultan-ı kainat birdir. Dört, ecel değişmez. Beş, imanımdan daha güçlü hiçbir şey yoktur. Altı, benim şu kanser nice günahlarıma kefaret olacaktır. Öyle değil mi? Bak güçlü yönleriniz yazdım tamam. Peki onu da ekleyeyim. Bu arada niçin böyle kanser misaline gittin? Denk birinin işini yarayacak. Ama böyle yaparsanız ki bizim arkadaşa da oldu Murat. Bizim kırkında. Ona baktım böyle bedbin gördüm. Ne yapıyor biliyor musun? Kanser dedi ya doktor oraya koydum. Veya içimizde sıkıntı. Ne yapıyor biliyor musun? Kanserim ben tavuk yemem. Kanserim ben bunu yemem. Kanserim bunu yerim. Oraya bakarak hayatını tanzim ediyor bak. Yememem lazım. Yemem lazım. Yememem gerekiyor. Hayır hayır kesinlikle yemem. Ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Kanseri canlı tutuyorsunuz ve ölmez kanser. Kanseri kanser yapan, canlı tutan düşüncelerimiz. Onu ölçü yapıyorsunuz. Sabit, değişmez, ona uygun hayatınızı tanzim ediyorsunuz. Oysa onu hiç nazara almamanız gerekiyordu. O kafanız onu unutursa kanseri, bu beyin yok eder onu. Kanseri yenememeyenin sebebi kafalarında kanseri devamlı canlı tutmalarındandır. Kanseri yendim diye haberlerde veya şeylerde duyarsınız. Adam bunu kale almadığı içindir. Onu kale alma. Ona uygun yaşama. Bak sabit yapma. Yiyemem. Niye yemesin? Şuna göre. O kanser bunu olmaz. O olur. Hayır. Ne yaptın? Sabit yaptın onu. O ölür mü daha? Devamlı beynin. Onda beyinde kanser var devamlı. Beyin yok etmez. Ona savaş açmaz. Onu sabit kabul eder. Hiç onu kale almayacaksın. Normal sünneti seni yaşayacaksın. Doktorun verdi ilacı da iç. İçeceksin. Ama alemin diyor kanserin bilmem ikide bir konuşmalarda sohbetlerde travma yapma konuşma. Ve ona uygun yaşama. Normal sünneti seni de uygun yaşa. O hiç uyan duyuyor değil mi Hasan abi? Devamlı onu canlı tutuyorsunuz arkadaşlar. Mesela bak. Sigara içen bir adamı diyelim. Ramazan'da niye iştaha gelmiyor? Çünkü inancı diyor ki bu akşama kadar içmeyecek. Bak vücut böyle bir ihtiyacı uyandırmıyor. Veya şöyle diyeyim. Benim midem ağrıyor. Öyle ben insana rastladım ki Allah Allah ya. Böyle yapıyorlar. Ne oldu hayırdır Mehmet abi? Ya benim midem ağrıması lazım diyor bu yemek yedikten sonra. Niye midem ağrımıyor? Hayret ediyorum. Adam elini koymuş midesinin ağrımasını bekliyor. Keşke Allah Allah benim midem niye ağrımıyor ya diyor. Lan senin miden zaten ağrımaması mümkün değil. Ağrı buradadır, burada. Orada öyle bir şey yok. Onu
orada canlı tutan, kasir kalp canlı tutan biziz. Ölmüyor o. Kafa dönmüyor ki ölsün. Bir örnek de vereyim de kesiyorum. Adamın kolu gitmiş Almanya'da. Makineye kaptırmış. Olmayan kolu kaşınıyor arkadaşlar. Senin adın neydi? Harun. Harun. Sen de Harun, sen de Harun. Şu kol kesilmiş. Olmayan kol kaşınır mı? Adamı kaşınıyor. Ne kadar psikiyatriye gittiler, pedagoglara gittiler, bir sürü şeylere gittiler Murat'ım. Olmayan kolu kaşınıyor. Niye kaşınıyor biliyor musun? Sonra lojmana geldiler. Böyle bir manyak var, deli gelmiş Türkiye'de. Bu tuhaf tuhaf sohbetleri var dediler. Alışılmamış şey. Neyse ta Hamburg'dan geliyorlar. Ta nereden nereye. Buyurun kardeşim, uyandım. Ramazan'da, Ramazan'da ya. Bu önceki Ramazan. Buyurun. Anne babası getirdi delikanlı, 23 yaşında bir delikanlı, kolu giden. Hocam baktım kolu yok. Hocam dedi, kolu kaşınıyor. Hangi kolu? Bu, burada kolu yok ki dedim. Hocam onun için geldik. Kaşınıyor ama neyi kaşıyacak? Şöyle yapıyor, kaşınıyor. Kafayı kaşınıyor devamlı, kafa kaşınıyor. Olmayan kolu niye kaşınıyor? Tak benim için adım gibi. Bu niye? Benim, işim benim biraz bu. Niye kaşınıyor? Hatırla, ben de bir şey var zannettim ya. Sabah namazını mı kaçırdınız lan siz dedim. Sabah namazını kaçırdım. Ben dedim, ben falan direktmen gittiler dedim, hiçbirisi kılmıyor. En büyük kaşıntı yapar kardeşim sizde. Namazı kaçırmışsınız, bu öteki kaşıntından bahsediyorsun. Niye kaşınıyordu biliyor musunuz? Kanserle alakalı misal verdim ya. Kolunu kaybetti ya 22 yaşında, 23 yaşında delikanlı. Bu kolunu kabullenmiyor. Kaybettiğini kabul etmiyor. Kafada devamlı duruyor. Hayır, olamaz. Hayaldir bu. Evet. Gözükmüyor ama bu doğru değildir. Benim kolum var. Böyle inandığı için beyin onu var kabul ediyor. Beyin sinyal veriyor. Var kabul etti ya. Beyne diyorum ki var. Ona göre buraya yöntemini kur. Beyin bir giriyor, arıyor, bulamıyor. Bulamayınca sana kaşıntı olarak haber veriyor. Beyin gidiyor yok. Beyin gidiyor yok. Beyin var. Sen var de. Var. Beyne var veriyoruz komutu. İnanç, itikat. Beyin de bakıyor, kol yok. Geri dönüyor, kaşıntı olarak sana haber veriyor. Diyor ki, böyle bir şey yok. Sen ile var diyorsun. Sana ne anlattım biliyor musun? Bak kardeşim. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, kör girerse kabire, bir de gören girerse, bu eğer şükreder, sabrederse, gözü olmayanlar, gözlülerden daha fazla, ahirette uzak kasırları, mekanları seyredeceğini, yani bir organı eksik olursa, o nice günahlara kefaret olur, nice hayırlara mukaddeme olur. Bak namazın yok, inşallah namaza başlaman lazım. Orucun da yoktur muhtemelen dedim. Evet kemküm. Ramazan oruç tutmuyor. Ondan sonra ilaç kullanıyorum falan. Ne ilaç kardeşim? Bak ondan sonra orucu anlattım. Bu kolsuz girmeyle, kollu girmeyle anlattım. Adamı ikna ettim. Yani büyük nimet olduğunu, nice günahlardan seni koruduğunu. Eğer kolsuz, kollu gitseydin dedim ya, doğru söyle, içiyor muydun dedi. İçiyor falan, namaz yok. Oruç yok, kolum var. Olsa ne olur? Olsa ne olur lan dedim sana. Adama dedim. Ona bakmayan adam değilmiştir. Oğlum manyak birisine mi geldik ya? Kolun olsa ne olur ya? Ha kolun eğer gitmesi senin intibahına, inkişafına, senin Allah'a yakınlığına sebebiyet verirse ondan daha büyük nimet ne olur? Nimet sana böyle olur. Ancak sen bununla ikaz olur. Neyse, böylelikle kolunun gitmesine inanması gerektiğini ve kolsuz onun için daha hayırlı olduğunu inandı. İnandığı anda beyine komut verdi. Kolum yok. Kolumun olmaması daha hayırlı. İnanın bana, gittim abdest al, namaz kıldırdım camide. Geldim, adamın kol kaşıntısı hepsi gitti. Ama tabii sarıldı, ağladı hocam diye falan. Şimdi fevkalade müdavimlerden dershaneye. Acayip kitap okuyor. Kaşıntı yok. Niye? Niçin anlattı Mustafa bunu? Adam kafasında kolu var kodladı. Yokluğunu kabul etmedi. Kanser yoktur demiyorsun. Bir de yok olmasını istiyorsun. Aklen kanseri canlı tutuyorsun. Tasavvuren, niyeten keşke gitse. Lan devamlı canlı tutuyorsun. Adam ölür mü? Sana bir şey diyor. Kilo alman ve kilo vermenin de o şekilde devamlı canlı tutuyor. Ne verebiliyor, ne alabiliyor? Anlamazsın ki. İkide bir kilo ile. Rüştü abi dedim, kilo aldım falan dedim. Büyük bir şey. Direkt dedi Hasan. Ben de zannettim ki ulan ne dedim ya, tam yaptım. Hala kilo milo vermen oralarda mısın dedi ya. Hala cesette misin dedi. Ulan fesim, arabayım şimdi ben. Hakikaten acayip. Ya, hiçbir şeyim yok biliyorsun. Çıta gibi bir şey aldım. Bir kilomu vereceğim, bir şey yok. Yok kardeşim, sünnete uyuyorum ben. Saatim gelince yerim, saatim gelmese de fevan ederim.
Dedim 8.30'da yerim kardeşim, 3.30-4'te de yerim. Şimdi bana hiçbir şey yediremezsiniz. Bitti o. Kilomu alırım, bilmem ne yapalım. Kardeşim ben diyetliyim zaten. Neden? Doğuştan diyetliyim. Peygamber Aleyhisselam sünnetine uyuyorum. Ondan sonra hop hop hop. Arada yemek yedim. E yarım saat sonra bir şey atıştırıyorsun. Bir saat. Olur mu arkadaşlar ya? Yemek yediniz, daha yemeyeceksiniz. 3-4 saat daha yemeyeceksiniz. Yemek yediniz, 2 saat daha bir şey içmeyeceksiniz. Var ya lemalardan. Ondan sonra ondan sonra blok diye karnın düşer böyle. Aha, hiç de yakışmıyor ya. Hani kadınlara bir derece de. Hani göbeği o, bakıyorum adama tövestorla. Adamdan önce 15 dakika önce göbeği giriyor. Bir adam bir yuvarlak bir şey görüyorum. Bekliyorum 15 dakika bekliyorum. Ondan sonra adam giriyor. Allah kimseyi düşürmesin ya. Demiyorum ama Allah düşürmesin. Ha özürüm vardı, hastaydın, hormon bozukluğu, ilaçlarından dolayı böyle oldu. Onlara demiyorum. Yani iradenin dışında ikide bir, yarım saat bir değil. Çok yemekten olmuyor ha. Karın düşmesi çok yemekten olsaydı Afrika'daki şişenler olur, olmazdı. Çok yemekten değil. Abur cubur yemekten. Yemek yedikten sonra yarım saat daha geçmedi atıyor. Oysa midede bir faaliyet vardı. Yani ikide bir atıştırmaktan, kuralsız yaşamaktan kaynaklanıyor. Çok ve az yemekten değil. Bir de hormon maddeleri yiyoruz. Uyduruk uyduruk şeyler yiyoruz. Önünüze gelenler şu pastanede, postanede, bakkalda şeyler yiyorsun. Arkadaşlar sizin lokantada ve vallahi pastanede en iyi yapılan bir şey annenizin yaptığı en kötüden kötüdür. Annenizin yaptığı en azından banyosunu yapmış, onlar cunuk mudur, cenabet midir, pis midir, abdest mi aldı, hangi şey yaptığı, tamam mı? Belli değil yani. Ben bunu yaşayan olarak söylüyorum, tesir ederse. Yememeye çalışıyorum. Ha, evde yapılan, Mustafa Şahit, dün akşam değil mi? Attı mı gram elimi? Gitti dondurma getirdiler, tamam mı? Dondurma getirdiler, pasta getirdiler, Rumeli bilme pastanesinin. Ne olursa olsun. Almadım. Atmadım ağzıma gram. Öyle mi değil mi? Atmıyor. Niye atacağım kardeşim? Ben çöp tenekesiyim. Bir dakika, 10 saniye lezzetleneceğim diye 10 saat ben onun kıvranını çekmem. O zaman annenizin yaptığı en ufak bir şey vallahi en kral pastaneden ki en kral baklavasından daha iyidir. Annenizin, babaannenizin, ablanızın vesaire yaptığı veya senin yaptığın. Peki, vafir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas salavat.